Önce işin öncesiyle herhalde birkaç cümle etmek lazım ki herhalde öncesi maç kadar önemliydi. İki takım da maç öncesi yayında yayıncı kuruluşa söylediğim bir cümle vardı. İşin biraz da şakasıyla tabii ama bir tarafında doğrusu buydu. Hani uğursuz 6. ve 7. haftalar demek lazım Ankara Gücü, Konya Spor ve Antalya Spor için ligin son sıralarının son 4 sırasındaki 3 takım için. Biz 7. haftadan itibaren, Ankara Gücü 6. haftadan, Antalya Spor'da 7. haftadan itibaren kazanamıyorduk. Orada topladığımız yüksek puanlar bizi en azından Konya Spor olarak biraz daha şeyin dışında tuttu. Özellikle düşme hattının biraz dışında tuttu. Ankara Gücü de maça başlarken kendi sahasında, ikinci yarıya başlarken yeni bir heyecanla tabii çok doğal olarak yüksek şiddeti de istekli oyunla, kazanma arzusuyla bekliyordu bizi. Bizim de bir başlangıca ihtiyacımız vardı. Yani ligin kırılması için iki takım adına da erken sayılabilecek bir dönem. Ama öbür taraftan da özellikle kaybedenin yaralarının biraz daha tabii yara kanamasının biraz daha artacağı bir maç olarak gözüküyordu. Maçın başlangıcı şöyle bir takımla ilgili de bir cümle söylemem lazım. Dediğim gibi maç öncesi yayıncı kuruluşa söylediğim bir cümleydi. Belki tamamlayıcı olacak. Devrenin sonlarına doğru özellikle 6 maçlık bir 14 gol yediğimiz, sadece 3 gol attığımız, 5 mağlubiyet, bir beraberlik içinde bulunan seriyi son 4 maçta biraz daha derlenip toparlanma haline doğru getirdik ancak bunları kazanma tarafına çevirememiştik. Ancak derli toplu hale geldiğimiz bir görünüyordu. Devre arasında da bu derli toplu halimiz, kendi ayarlarımıza dönüşümüzün sinyallerini veriyordu takım hazırlık maçlarında da, çalışma temposuyla da. Ancak bugün tabii sahaya ne kadar yansıyacağını ben de bütün Konya sporlular kadar merak ediyordum. Şimdi buradan maça geçmek gerekirse bu duygu ve düşüncelerle maç başladı. İlk o maçın başından itibaren hemen oyunumuzu kabul ettirdik rakibimize. Fakat o maçın ilk yarısının ortalarından itibaren özellikle pas mesafesinin çok uzaması, savunma oyuncularımızın özellikle bağlantılarla ilgili problemleri bir anda Ankara Gücü maçın içine çekti ve maç biraz daha her iki takım arasında gidip gelmeye doğru başladı. İkinci yarı bu hem pas mesafesini biraz daha azaltmak hem aynı zamanda biraz daha toplanmak zorundaydık. Bu duygularla ve düşüncelerle ve bir konuşmayla başladık ama düşündüğümüz gibi olmadı ilk 10-15 dakika. Ankara Gücü tamamen bizi sahamıza doğru itti. Fakat tahmin ediyorum 12. 13. 15. dakikalardan itibaren biraz daha topu yere indirmeye, topa biraz daha sahip olmaya başladık. Kendi klasik oyunumuza doğru dönüp maçın başındaki pozisyonlarımıza yerleşime doğru dönünce kontrol biraz daha bize geçti. O andan itibaren arayışlarımız daha fazla arttı. İki tane net gol pozisyonu bulduk. Ancak maç böyle bitecek derken, iki takım da ararken son anda biraz da herhalde şunu söylememde bir sakınca olmaz. Sakınca değil de yanlışlık olmaz. Zaten daha gole son anlarda daha yakın taraf olarak gözükürken o pozisyon, son andaki pozisyon uzun zamandır kendi beceriksizlik diyelim buna. Hem teknik kadro hem bütün olarak Konyaspor'un beceriksizliği, beceri noksanlığıyla da içinde bulunduğu bir 10 haftalık periyottan sonra İçinde şanssızlık dediğimiz pek çok şey de vardı, bilemediğimiz şeylere. Bugün futbol şansı bu anlamda tersine döndü. Çalışıp çabalayınca işi görülüyor ki şans da yanınızda oluyor. Oyuncu arkadaşları kutluyorum bu arada. Ankara Gücü'ne de başarılar diyorum. Varsa herhangi bir şey yanıtlayabilirim, yoksa her şeyi de anlatmaya çalıştım, bilmiyorum. Transfer çalışmaları devam edecek ama yani sadece bizim adımıza değil, bununla ilgili hep söylüyorum. 10-15 yıldır çok görünen bir şey vardı. Her zaman da söylüyordum. Türk futbolu bütün takımlarıyla beraber büyük takımı, küçük takımı, Anadolu'su, İstanbul'u duvara çarpmış durumda. Bence artık transferleri insanların merak etmesi güzel. Bu işin tadı tuzu aslında, bu güzel bir şey ama bizim artık verimliliğe düşük konuşmamız lazım. Yani var olan oyuncularımızın verimliliğini arttırmayı, kulüplerin artık bu yani anlamsızca diyeyim, yani daha farklı cümleler de kurulabilir ama anlamsızca diyelim, biraz daha kibarca söyleyelim. Yarışı bırakıp biraz daha verimlilik artırmaya yönelik hamleleri yapmalarında mali tarafıyla da özellikle fayda var gibi gözüküyor. Ama bütün bunların dışında arayışlarımız devam ediyor, temaslarımızın devam ettiği, bütçemize göre yapabilirsek
temaslarımız devam ediyor. Bakalım, ben de bekliyorum. Bir soru var hocam. Buyurun. Hocam, öncelikle tebrik ediyorum. Her iki takım açısından da son derece önemli bir karşılaşmaydı. Ben karşılaşmayla ilgili bir soru sormayacağım. Buyurun. Mutlaka takip etmişsinizdir. Ankara'da çok önemli bir çalıştay yapıldı. Pazartesinden bugüne kadar devam eder. İki gün Türk futbolu masaya yatırdı. Diğer branşlarla ilgili. Sayın Bakan'ın da ifadeleri arasında hatalarımızla yüzleşmemiz gerekir dediler. Hele özellikle Türk futboluyla ilgili çok hazin söylemler de vardı şeyler. Acaba Türk futbolunun hatalarıyla yüzleşmek noktasında siz hangi hatayı öne çıkarmak istersiniz? Ben şunu söylüyorum, 60 yıldır yani neredeyse 60 yıldır profesyonel lig tarihimiz var, 1859'da beraber başlayan. Düğme yanlış iliklenmiş. Yani bundan sonra hata düzeltme şansımız yok. Yani, mutlaka bir takım şeyler küçük küçük düzeliyor, doğruya doğru gidiyor ama esas itibariyle o çok güzel bir benzetme. Düğme yanlış iliklenmiş. Bundan sonra her türlü düzeltme aslında yeriti kalıyor. Ben çok uzun yıllardır söylüyorum aslında bu benzer cümleyi. Bizim bir duvara çarpmamız gerekiyordu, çarptık artık. Ancak şimdi merak ettiğim şey şurası. Yani yüzleşmek için, nerede yanlış demek için bir duvara çarpmamız gerekiyordu, çarptık. Bütün kulüplerle beraber çarptık. Ancak şunu merak ediyorum. Hani düğme yanlış iliklenmiş demekle de aslında cevabı vermiştim ama yine de merak ediyorum. Çünkü insanın doğasında bu mucizeler hep olabiliyor. Mucize gibi görüyorum ben bunu bir tarafıyla da. Duvara çarptıktan sonraki süreçte bir düzelme süreci olacaktır. Acaba o düzelme sürecinde düğmeleri bu sefer doğru ilikleyebileceğiz mi? Ben ilikleyebileceğimiz konusunda çok iyimser değilim. Ne yazık ki yapımız, duygu ve düşüncelerimiz, bu toprakların bize kattığı şeyler şunu gösteriyor ki yine birazcık bu çarpmadan sonra bir afallayıp ne oldu diye sorup biz de şeyleri düzelteceğiz. Ama 10 dakika sonra, 15 dakika sonra hiçbir şey olmamış, hiçbir şey yaşamamış gibi aynı hataları yapmaya devam edeceğimiz, yaşadığımız olaylar bana bunu gösteriyor. En büyük problemimiz, bilmiyorum anlatabildim bilmiyorum ama geçmişi unutarak sürekli yeniden yapılanmalarla geleceği inşa etmeye çalışmamız. Geçmişi unutarak bunu yapamazsınız, geçmişteki hatalarınızı onarmadan. Ama onarılacak gibi de gözükmüyor ne yazık ki. Benim görüşüm bu. Teşekkür ederim. İyi akşamlar herkese.